Allah'ın adını verdim sana soruyorum. 50 bin sene trilyarlarca katrilyonlarca mahluk mahşerde biz cinleri göreceğiz. Cinler bizi görmeyecek. Şu anda cinler bizi görüyor. Biz cinleri göremiyoruz. Mahşerde de tam tersi. Biz cinleri göreceğiz. Onlar bizi göremeyecek. Yahu katrilyonlarca cin insanı her şey dolu. Bir kafanın üstünde kırk ayak. O dehşetli meydanda biz bu rahatlıkla ne yapacağız? Hazreti Bekir radıyallahu anh ikinin ikisi ya. İkinin ikisi. Kur'an'da ayetle sabit. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın en yakın dostu. Diyor ki keşke bir kuş olaydım. Avcılar beni yakalasaydı. Yeselerdi. Maçlarda Allah'ın uzun hesaba çıkmasaydım. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Benden sonra eğer peygamber gelecek olsaydı o Ömer olacaktı. Allah Celle Celle Kur'an'da bir rivayette 17, bir rivayette 18 yerde Ömer'in diliyle konuştu. Peki ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh? Keşke bir koç olsaydım. Sahibim beni kesseydi. Misafirler dağıtsaydı. Yok olsaydım. Mahşer meydana çıkıp Allah'a hesap vermeseydim. Hazreti Ayşe demiz, ölüm döşeğinde. Diyorlar ki ne mutlu sana kocana kavuşuyorsun. Resulullah'a kavuşuyorsun. Ne keyif ne bereket ne huzur. Öyle ama diyor ben bir gün Allah Resulü'ne sordum. Ya Resulallah o mahşer günü, o dehşetli günde, herkesin birbirini unuttuğu günde bir Ayşem var mı diye hatırlar mısın? Dedi ki ey Ayşe seni üç yerde hatırlayamam. Bir, hesapta. iki sıratta. Üç, cennetliklerle cehennemlikler ayrılığına. Ey Ebu Bekir'in kızı başının çaresine bak dedi. Ne dedi Hazreti Ayşe? Keşke bir odun olaydım. Beni yaksalardı, külümü savursalardı Allah'a hesap vermeseydim. Aynı şekilde Hazreti Meryem Rabbim şefaaten nail eznami diyor ki keşke defterler Meryem diye birini yazmasaydı. Hazreti Osman radıyallahu an diyor ki cennet ile cehennem arasında bekletilmektense yok olmayı tercih ederim. Allah Celle, Celle Osmandan hesabı kaldırdım dediği halde Evet. Rabbimiz diyor ki Osmanlı'nın hesabı kaldırdım. Ona hesap sormayacağım. Ama ona rağmen diyor ki keşke diyor yok olsam Allah'ın karşısına çıkıp ne hesap vereceğim? Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah'ın öyle kulları var ki hesap vermemek için dirilmemeyi tercih ederler. İşte ben de onlardan biriyim diyor. E peki bu kadar büyük insanlar bu dertteyken sen, ben, bu rahatlık, bu keyif bir şey olmaz ya Allah affeder. Yanlara çıkarız be kardeşim. Ya siz de bırakın tamam kardeşim uzatmayın ya. Ya bu sahabeler ne dertliydi be. Ya bu adamlarda ne dert vardı kardeşim be. Allah Allah. Cabir bin Abdullah. Öyle bir Allah dostu. Öyle bir sahabi ki. Fakirler. Sıkıntıları var. Geçinemiyorlar ama. Bir gün niyetlendi. Dedi ki Allah Resulü'nü akşam yemene çağıracağım. Dedi ki ya Resulallah. Seni misafir etmek için bir koyun aldım. Akşam gelir misin? Dedi ki tamam geleceğim. İnşallah. Hazreti Cabir radıyallahu anh çok sevindi. Geldi eve. Dedi ki hanım böyle böyle müjdeler olsun Allah Resulü gelecek. Geldi koyunu kesti. Kilere astı. Odanın kapısını kapattı. Alışveriş yapmak üzere çarşıya tekrardan eksikleri tamamlayacak. Evde iki tane küçük çocuğu var. Küçük çocuk baktı kilerde kapının alttan kan akıyor. Dedi ki abi bu ne? Abisi dedi ki sana istersen göstereyim. Abisi eline aldı bıçağı, kardeşinin boğazını kesti. Orada küçük çocuk can verdi. Annesi o sırada hazırlık yapıyor, baktı evde bir sessizlik var. Dedi bu hayırlı bir şey değil. Baktı ki küçük oğlu kanlar içerisinde yatıyor, boynu buradan kesilmiş. Büyük onun elinde bıçak. O panikle büyük oğluna doğru hamle yaparken o da korktu kaçtı. O zaman evler tek katlı. Çıktı çatıya çatıdan kafa düştü. Beyni patladı o da öldü. İki oğlu öldü. Ama diyor ki birazdan Allah Resulü gelecek. O bu sahneyi görmesin. Üzülmesin. İştahı kaçmasın. Bizim evde yemek yemezse üzülürüm diyor. Bütün acısını içine gömüyor. İki oğlunu arka odaya kapatıp üzerine battaniye örtüyor. Aman ya Rabbi. Hazreti Cabir Adalan geldi. Yemeği pişirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyur etti. Dedi ki otur ya Resulallah buyur. Dedi ki ey Cabir çocukların nerede? Hazreti Cabir dedi ki hanım dedi çocukları kaldır da gel. Dedi ki bey uyuyorlar dedi. Hani bırak çocuklar uyusun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklar gelsin. Dedi ki bey dedi gel. Baktı arkada odada Hazreti Cabir adalan iki oğlu da cansız bir şekilde battaniyenin altında kanlar içerisinde. Dedi ki Ey cabir, hanımı diyor ey Cabir sakın Allah Resulü'ne bunu söyleme. Üzülür bizim evde yemek yiyemez. Ya Allah aşkına soruyorum ya. İki tane oğlu ölmüş. E ama diyor içeride Allah Resulü var. Bu evden yemek yemeden çıkarsa ben üzülürüm. Onların Allah Resulü olan aşkı, muhabbeti, sevdasına bak. Ey Müslüman sen kendi sevdana bak. Daha adı anılınca Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyemiyorsun. Onlardaki aşka bak yeter ki Allah Resulü üzülmesin. Dedi ki ey Cabir ne oldu? Ya Resulallah çocuklar uyuyor sen yemeye başla. Onlar sonra gelir ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır o çocuklar gelmeden ben bu sofradan yemek yemeyeceğim. Hazreti Cabir radıyallahu anh üzgün bir şekilde dedi ki ya Resulallah ben kaldıramıyorum. Gel sen kaldır dedi çocukları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sofradan kalktı. Arka odaya gitti. kapı açtı. Battaniyenin altında iki tane çocuk. Ceset var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam battaniyeyi kaldırdı. İki çocuk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kucağına atladı. Hoş geldin ya Resulallah dedi. Allah, Allah. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah bu akşam Cabir çok büyük bir imtihana tabi tutulacak. Cabir'in iki oğlu sofraya gelmeden Allah Celle Celle senin o yemeği yemeni istemiyor. İki tane çocuk. Hoş geldin ya Resulallah dedi. Cabir Radiyallah hanımı diz çöktü, ellerini açtı, dua etti. Ya alemin sana şükürler olsun. Allah Resulü bu akşam bu evde huzurlu bir şekilde yemek yiyecek. Demedi ki ya Rabbi sana şükürler olsun. İki tane oğlum ölmüştü, dirildi. Demedi. Allah Resulü bu evde yemek yiyebilecek Bundan daha büyük bir şeref yok. Bundan daha büyük bir huzur yok. Bundan daha büyük bir mutluluk yok diyor ya. Peki arkadaşlar sen, ben, o, bu, şu. Allah Resulü'nün olan sevgimiz, muhabbetimizin derecesi nedir? Bana bir cevap verin abiler. Ölçün. işte onlar o yüzden gökteki yıldızlar. Yani biz şimdi bu kadar mevzuları konuşuruz. Sahabeler bir tarafta, tabim bir tarafta, tebey tabim bir tarafta. Sen ben Ölürüz ya Resulallah. Biteriz ya Resulallah. Mevlüt kandilinde herkes Allah dostu. Ertesi sabah hiçbir şey yok. Abi böyle bir şey yok. Bizim sevgimiz bir günlük olamaz. Ölürüm ya Resulallah deyip, sabahtan. İyi tamam abi dün akşam kutladık. Böyle bir şey yok. Yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. Kuntum hayra ummetin uhricet minna تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله